sevgili dostlar. Sponsorumuz golbar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Uçak introsundan da anlayacağınız üzere bu kısım duyum kısmı. Ve bu kısımda aslında çok fazla haber yok ama çok güzel yorumlarım var. Bir haberimiz var. Üzücü bir haber ama sevindirici bir gelişme. Fenerbahçe'den bir açıklama geldi Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak kenara gelen Nazım Sangare'nin sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapıldı ee, ve yani e, bu açıklama şöyle ben direkt açıklama yokum sonra yorum yapayım Fatih Karagümrük ile oynadığımız maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Nazım Sangare'nin Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen Görüntülenmesin, görüntülemesinde ön çapraz bağlarında kısmi zedelenme tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ön çapraz bağ, kısmi zedelenme. Şimdi e, futbol oynayan arkadaşlarım bilirler. Ön çapraz bağ sıkıntılıdır. E, ve İnternete girdiğiniz zaman da ön çapraz bağ zedelenmesi diye yazdığınız zaman e, bir şeyler olur. Ha, bir haftalık bir dinlenme süresi şişlik, ağrı azalabilir. Hani e, nasıl diyeyim? Ha, yüzme sporu gibi şeyler yapabilir. Hani voleybol, futbol, basketbol gibi dizine yüklendiği ve ani hareket edilen sporları yapamaz. Aksi takdirde bağlarını tam iyileşmeden zorlamasından kaynaklanan yeni yaralanmalara neden olabilir. Dizdeki hasarı arttırır. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar. bu zedelenme bir tedavisi de var tabi ki. cerrahi yani operasyon gerektiren tedavisi var ama normal dinlenmeyle geçebilecek türden büyük ihtimalle yani bizim bu açıklamadan anlayacağımız büyük ihtimalle o sahi zaten kart cezalısı oynayamayacak ligin son haftasında. Nazım da cezalı bir nevi sakatlıktan dolayı. Büyük ihtimalle Sabek'te Burak Kapacak izleyeceğiz. Fenerbahçe açısından da enteresan bir maç olacak diye düşünüyorum yani. Sevindirici tarafı bu. Hani e, tabii ki de iyileşip oynama ihtimali var az da olsa. Ama bakalım ne olacak. İkinci haberimiz daha doğrusu duyum. Arkadaşlarından Berke Özer'e veda mesajı diye. Fatih Karagümrük başında son kez Kadıköy'e çıkan Berke Özer'e takım arkadaşları veda etti. Maç sonunda Instagram hesabından Starlarca ve kalp paylaşım yapan genç Flebeksine takım arkadaşları veda etti diyor haberde. Ee, ile sözleşmesi sona eren kaleci Berke Özer Fatih Karagümrük başında Kadıköy'de son kez boy gösterdi. Maç sonunda Instagram'dan Sarılacıvert Kalp yaptı ve takım arkadaşlarından özellikle Mert Hakan Yandaş Berke'nin yaptığı paylaşımın altına yolun açık olsun şeklinde yazarak veda etti ki Mert Hakan'ın bu ifadesi herhalde olayı özetliyor. Fenerbahçe'de 3. kalıcı Ertuğrul Çetin'de bu kalp seni unutur mu diye bir açıklamada bulunmuş. Biliyorsunuz Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin ve hani bir mani olmazsa Ertuğrul Taşkıran yedek hattı oluşturup az kaleci 6 ay olmayı sürdürecek devasa bir teklif gelmesi. Berke ile ilgili hani sözleşme uzatıp kiralanması da ihtimal dahilindeydi ama Berke'nin kararı büyük ihtimalle kesin. Hani buradan da dönmez herhalde. Ee, muhtemelen de hafta sonu bir açıklama yapacaktır. Belki son maç onuru etmek adına kalede tutulabilir ama. Şimdi Fenerbahçe taraftan da anlıyorum Berke konusunda. Ya birkaç maç oynadın Berke. Ya önemli birkaç maç oynadın. Oynadığın birkaç maçta da insanlar senden hani kurtarış bekledi. Ben bir Sivas maçı hatırlıyorum mesela. 1-0 öndeyiz. Ya belki şampiyonluk hani zor belki şampiyonluk bir maçta iki maçta kazanılmaz ama yani baktığın zaman insanlar kızdı. Ha, tepkiler ağır mıydı? Ağırdı. Ama sıkıntı. Yani 19 maça çıkmış. 20 gol yemiş. Ee, i̇lginç bir istatistik. Hani performans bilgilerine detaylı baktığın zaman arkadaşlar yani şu tabloda yani e, ilginç. Gerçekten ilginç. Olympiakos'a yenildiğim maç Frankfurt beraber kalınan maç Bunlar şeydeki maç çok önemli değil. Kayseri Spor'a kupadan elenilen maçın kalecisi. Alanya'ya yenildiğimiz maçta kaleci. Konya'ya yenildiğimiz maçta 6 ay Sakatlık'tan sonra son 18 dakikada oynuyor. Kayseri ile berabere kalmışız. Kaleci. Bak, gitti 2 puan. Göztepe ile berabere kalmışız. Gitti 2 puan daha 4. Gaziantep'e 3-2 yenilmişiz. Gitti 3 puan daha 7. Beşiktaş'ta berabere kalmışız. 2 doğrudan gitti. 9. Karagümrük'te berabere kalmışız. 11. Adana Demir'e yenilmişiz. 14. Antalya'da berabere 16. Sivas'ta berabere 18. Başakşehir'e yenilmişiz. 21. Yani Berke'nin oynadığı maçlarda hemen hemen hepsinde puan kaybetmiş takım. Bir Galatasaray'ı yenmişiz. Rize'yi yenmişiz. Yeni Malatya'yı yenmişiz. Yani arkadaşlar çok ilginç ya. Yani ondan sonra hani e, e de kendine çeki düzen göstermesi lazımdı. Hani biraz çeki düzenli davranması lazımdı. İyi bir kaleci ama baktığın zaman arkadaşlar belki de şu maçlarda Altay Bayındır olsaydı hatta şu maçlarda Altay Bayındır artı İsmail Kartal olsaydı her ne kadar lig dizayn edildi falan filan desek de belki şampiyonluk gelecekti. Ama nasipten öte köy yok. Nasip böyleymiş. Herkese de dediğim gibi biraz suçu kendinde aramalı diye düşünüyorum. İlla da her suç karşı tarafta değildir herhalde. Bursaspor Spor Başkanı suç demişken Ömer Faruk Banas. Bursaspor'dan Tim Matavz'ın 30 milyon lira civarı ofu sonunda 15 milyon 700 bin TL alacağı var. Acayip sözleşmeler yapılmış. Tim Matavz Bursaspor'da sadece 16 maçta forma giyip 2 gol atmış. Şubatta takımdan ayrılmış. Bakın. Hani bazı Fenerbahçe taraftarları diyor hocam Trabzonspor'a bedavadan futbolcu verdiler şöyle böyle. Yani e, iş Trabzonspor ha, hani iş Trabzonspor'a futbolcu vermeye gelene kadar nereye gitmiş? Belki de mecburdu şu borçları ödemeye. Ya bu rezalet arkadaşlar. İş bilmezliğin ötesi bu. E, TFF birincilikte 950 bin euroya takım kurulur. Adamlar 950 bin eurodan 2 yıllık sözleşme imzalamış. Süper Lig'de yok lan 950 bin euro. Biz Rossi'ye yıllık 700 bin euro veriyoruz. Rossi'ye. Rossi'ye. Altay Binder'ın aldığı ücret 350 bin mi? 400 bin euro mu? Rossi'ye verdiğimiz 700 bin euro. Ve elemanı 950 bin imzalayıp 6 ay sonra gönderiyorlar. Sadece 150 bin eurosunu vermiş. 2 yıllık sözleşmede 1 milyon 750 bin euro borcu varmış. Gönderirken de bütün parayı vermek davetine gönderiyor. Zaten bazı takımların hep akıbeti niyeyse alt lig oluyor. Yani Karabük vardı. Bunlar. Yani ilginç bazı şeyleri de insanların kendisinde sorması lazım. Mesela Ferdi Kadıoğlu. Ferdi ile yeni sözleşme. Yanlış mı yoksa 900 bin euro yıllık ücreti. Bakın Ferdi Kadıoğlu 900 bin euro yıllık ücreti. Yeni imzalanan sözleşmede. Sonra diyoruz ki kulüplerimiz batıyor. Yabancı kuralı, Türk kuralı. Ya Süper Lig'deki kulüplerle uğraşıyorsunuz da alt dikte de uğraşın. Hani hapis cezası şu bu. Gönderin hapse. Trabzon şey Trabzon nereden çıkıyor? Bursaspor'un şu yönetimini gönderin hapse. Köklü bir kulüp. Abi sen devlet olarak oraya kocaman bir stat yapmışsın. Milyonlarca lira harcamışsın. Çarçur üretmelerinin yüzü olmuyor ki. Bak bir alt dikteler. Bir de çıkmak o kadar kolay değil. Sakarya yıllardır uğraşıyor. Yıllardır uğraşıyor. Zar zor çıktı. Kocaeli düştü. Yıllarca uğraştı etti, Çıktı geri düştü. Türkiye'de futbol çok değişik arkadaşlar. Öyle hak, et, hak eden falan kazanmıyor. O yüzden dikkat etmek lazım. Ferdi demişken Ferdi Yeni Malatya maçında Dalia diyecek. Yani 100. maçına çıkacak Fenerbahçe'de. Mesela Karagümrük maçında Ferdi'nin reytingi 7.47. 10 kilometre koşmuş. Kazandığı ikili mücadele 5. Ve karşısında Emre Mor gibi ligin en tehlikeli isimlerinden biri oynarken. iki pas arası, bir top çalma, bir şut pası, bir hava topu kazanma. Pas isabeti %97.3. Rakip alanda pas isabeti %89.2. Mesela o gün maçta bazı spor yazar arkadaşlar diyor ki ya diyor Ferdi'yi öne atıp Nova'yı niye oynatmadı? Lan Novak topçu mu ya? Ya Beşiktaş maçında Fenerbahçe puan kaybettiyse %90'ı İsmail Kartal'a yazar. Yüzde onu Nova yazar desem o yüzde onu çoğalt hocam yüzde 49 Novak 51 İsmail Kartal derler. Ya bu kadar mı tecrübesiz olur bir topçu? Bir futbolcu bu kadar mı boş beleş olur ya? Neyse Novak demişken ona da e, Sivas Spor kariyerinde başarılar dileyelim. Geldik bombaya. Yani ben e, Fenerbahçe'de bir şeylerin değişmesini istiyorum. Yani bir şeylerin değişmesini istiyorum. Nedir o değişmesini istediğim şeyler? Birincisi transfer politikası. Şimdi biz Ersan'la falan da WhatsApp grubunda konuştuğumuz için söylüyorum. Diyorum ki bak, Jesus'u getirip de, Jorge Jesus'u getirip de. Ama nasıl olsa Jorge Jesus'u getirdik. Adam sağ beke gerek yok. O sağ lazım oynar. Burak Kapacak da var. O sahiyi satarsak da Nazım Burak Kapacak. Sonuçta Cesus. Sol beki ama ne gerek var? Ferdi zaten uçuyor. Çağatay'ı da yediği yaparız. Hem bak gençleşme operasyonu deriz. Nazım'la Burak Kapacak ikisi de genç sayılır. Burak Kapacak formayı alırsa genç. Sol bekte Ferdi de oynasa, Çağatay da oynasa genç. Ama ne gerek var? Nasıl olsa Jesus var. Stoper'de de Kim Salahi, Serdar Aziz, Tisseran, Kolkır, bunlardan birini gönderirsin. Hani Salah ile e, kime de teklif olursa ama ne gerek var Serdar'a oynatalım. Yanına bir tane alalım yeter. E, Tisserant Kolkır'da yedek olsun dersen sıkıntı. Hani ama ne gerek var dersen sıkıntı. Sen Jesus'u alıyorsan onu da iyi adamlarla bezeyeceksin. Bu adam şey bir adam değil. Nenat Bielisa gibi getirip de altyapıdan oyuncuyu koyup 10 maç sonra bu adam stardır diyecek adam değil. Bak Beşiktaş bir konuda çok büyük salaklık yaptı. Sergen Yalçın konusunda çok büyük salaklık yaptı. Niye? Lan Ersin çıktı. Rıdvan çıktı. O saatçi e, Serdar saatçiydi. Yanlış, yanlış biliyorsam kusura bakmayın. Yani o çıktı. O Emirhan ne? Orta sahaya o çıktı. Değil mi? Sahabeke bir tane genç çocuğu aldı oynattı. O çıktı. Yani onu oynattı. Bunu oynattı. Ben sana altyapıdan futbolcu monte etti A takımı. Hem de şu yoklukta yoklukta monte etti. Fenerbahçe'de Vitor Pereira. Heykele dikilecek adam. Muhammed Gümüşkaya'dan Arda Güler'i kim çıkarttı? Fatih Yiğit Şanlı Türk. Şimdi gerçi Ümraniye'de herhalde lige çıkan kadroda. Yanlış mı hatırlıyorum ya? Yani ee, bunları çıkarttı. Şu an mesela Arda Güler'in piyasa değeri istediği kadar olsa. Ümraniye Spor'da aynen. Biz de boş adam değiliz ya. 18 maça çıkmış 6 golü var bir asisti var. 1101 dakika oynamış. Ha birincilikte çok az süre almış. Avrupa Ligi'nde, Avrupa Ligi oynadı. 9 dakikada bir golü var mesela Fenerbahçe'de. O 19 liginde 12 maçta 5 gol bir asisti var ama daha yaşı yaşı daha 19. Ve 2024'e kadar artık oranın futbolcusu gibi bir şey. bedelsiz gitti. Alma önceliği Fenerbahçe'de olmak üzere. Türkiye o 19'da bile forma giymiş. Milli bir futbolcudan bahsediyoruz orta sahadan. Böyle bir şey. Ama hocam gitmiş. Ya giderse gitsin. Başka takıma git. Satılacak bir olsa. Öncelik Fenerbahçe'nin öyle bir futbolcu. Kıymet bilmiyoruz. Jesus böyle bir adam değil işte. Jesus'a hazır. Küdürü gereği gibi topçuyu getireceğim. Oynatacak. Şimdi Trezegi olayına gelelim. İddialara göre. Duyumcu arkadaşların iddiasına göre. Trezegi'nin menajeri. Oyuncusunu Süper Lig'den bazı kulüplere öneriyor. Hatta önermenin de ötesine gidiyor. Bu önerme değil. Bu daha ötesi. Diyor ki iddialara göre Rezegen'in menajeri. E ben topçumu size getiririm. Hem de Aston Villa 4 milyon euro bonservis ücreti isterken ben size üç'e getiririm diyor. Bir dakika. Bahsi geçen trezegi ekrandaki trezegi arkadaşlar. Yani yanlışlık olmasın diye söylüyorum. Aston Villa 4 milyon euro istiyor ama ben size 3'e getirebilirim diyor. 3 milyon euroya. Hem Fenerbahçe'ye hem Galatasaray'a diyor. Ee, Fenerbahçe yönetiminin hani ulan biz Rossi'ye parayı bayıldık tüh daha önce deseydiniz alırdık. Gibi bir açıklamasında olduğu iddia ama böyle bir şey doğru değil. Hocam ba Başakşehir'in satın alma opsiyonu var. Onlar almazsa alırız diyorlar. Başakşehir'in satın alma opsiyonu yok. Bakın performansa bakın. Yani 12 Süper Lig maçı 6 gol 4 asist. Adam gittiğinde efsaneydi. Geldi yine aynı. Yani şu istatistik gerçekten efsane. Şu istatistik gerçekten efsane arkadaşlar. Yani eee azımsanacak, küçümsenecek bir olay değil. Bir de performans verilerine bakıyorsun mesela şahsen. En son ne zaman oynamış diye bakıyorsun. Giresun maçında 90 dakika oynamış. Galatasaray maçında 90 dakika oynamış. Kasımpaşa maçında 71 dakika oynamış. Bir gol iki asist. Atay maçında 76 dakika oynamış. Gol asist yok. Altay maçında 83 dakika bir gol. Hani Yeni Malatya'ya atmış. Beşiktaş'a atmış. Karagümrü'ye atmış. Çaykuruziye'ye 2 tane atmış. Hocam ona Serdar Dursun 15 tane attı. Gaziantep Asist yapmış. Yani oynayan, sürekli oynayan bir isim. Bir maçta sakatlığı var. Antalya maçında oynayamamış. Konya maçında cezalı duruma düşmüş. Nasıl becerdiyse. Herhalde çift sarıdan atıldı. E bu sene bakıyorsun. Sene başında diz ameliyatı, diz ameliyatı, diz ameliyatı diyor. Hani kaçırdığı maçlar da var. Yani Süper Lig'de daha gelip de kadro olmadı. Sadece iki maç var. Çok şey bir oyuncu da değil. Vallahi açık söyleyeyim. Şampiyon olmak mı istiyorsun? Jesus'u getirmek mi istiyorsun? Masraf mı etmek istiyorsun? Al sana masraf edilecek topçu. Sözleşme bitiş tarihi 2022. Ya 1 Ekim 94 doğum. Daha yaşı 27. Bir sıçrama daha yapabilir. Mısır milli takımda 53 gol. De, 53 maçta 8 golü var. Muhammed Salah'ın takım arkadaşı. Satabilirsin. Peki hocam sen ihtimal veriyor musun? Arkadaşlar yoklama çekildi daha önce. Görüşme yapıldı daha önce. İyi de hocam bu arkadaş sol kanat yazıyor. Evet. Biz Rossi'yi aldık. Hani Rossi nasıl olacak? Bu arkadaş sol kanatken Rossi'yi ne yapacağız? Arkadaşlar size zayıf duyum söyledim. Rossi'yi 12'ye isteyen belki de anlaştığımız bir kulüp var dedim mi? Dedim. Şimdi 12 milyon euroya Rossi'yi satsan 5.5'a e aldın. 12'ye sattın. Yaklaşık 7 milyon euro kar. 3'e Trezege'yi alsan 4 milyon euro cebinde kalsa kar mı? Size bırakıyorum. Ha şunu da söyleyeyim. Ben şunu da söyleyeyim. Trezege konusunda eğer bak Rossi duyumum %100 doğru çıkarsa Trezege konusunda da şunu söylüyorum %100 doğru. Yani alma ihtimalimiz yüzde neredeyse yüz Eğer o Rusya olayı doğru çıkarsa çünkü Rusya olayında bağlantılı birkaç da duyum var. Bana mantıklı geliyor. Peki hocam Delakurus kim? Delakurus. Nikolas Delakurus. Şimdi sosyal medyayı takip eden arkadaşlarım çok çok iyi bilirler. Özellikle bizim kanalı ve sosyal medyayı takip edenler çok çok iyi bilir. Biz burada bir haber veririz. Birçok arkadaşımız ya haberleri ben de okuyabilirim. Ben de haber verebilirim der. Herkes zanneder ki sosyal medyadaki haberleri aktarıyorum size. Bilmeyen arkadaşlarım. Bazı arkadaşlar kanalın bug'ını çözmüşler. Kanalı çözmüşler. Diyorlar ki her haber sosyal medyadan değil. Adam bazı duyumları haber gibi veriyor. Evet benim bu işe başlamam böyle. Ben birçok yerde görev aldım. Birçok sitede editörlük yaptım. Hatta editör diyor ki diye bir köşem vardı benim. O zamanlarda rumus kullanmak daha güzel oluyordu. Fenerbahçe adına yazılar yazıyordum bayağı bir. Ee, neyse bizden sonra konuşulan şeyler. Şimdi Dela Cruz konusunda hatırlayın arkadaşlar Renato Sanchez yazıyordu arkadaşlar. Ben dedim ki bak çok 15 milyon euro artı piyasa değerli bir futbolcu var. Alabiliriz diye. Hocam kim o futbolcu? Şu. Ben bunu yazdığım zaman dediler ki işte Renato Sanchez falan sonra baktılar ki Renato Sanchez değil. Şimdi bir açıklama var. Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdular diye. Yani aslında ben de size bu videoda başlık olarak şunu söylüyorum. Trezeguet ve Dela Cruz dönemi Fenerbahçe'de hayırlı olsun. Hocam bak gelmez derse şöyle böyle arkadaşlar hayırlı olsun. Eğer bizim kulüp Jesus'u getirdik diye saçmalamazsa iki futbolcunun da gelme ihtimali %99. Yani gelme ihtimali değil mi? demeyin potansiyeli %99. Çünkü anlaşılan birçok konu var. Her konuda anlaşılmış. Sıkıntı yok, pürüz yok, bir şey yok. Hani bu kadar anlaşma varken, bu kadar pürüzsüz bir şey var, ortam varken alamıyorsak zaten biz kimseyi alamayız. Peki hocam Dela Cruz gerekli mi? Ekrana bakıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Uruguaylı orta saha oyuncusu Nicolas Dela Cruz'un transferi için girişimlere başladığı iddia edildi. Süper Lig'de sezonu ikinci sırada bitirmeye hazırlanan ve gelecek sezon hem playoff turlarını geçerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı hem de lig şampiyonluğunu hedefleyen Fenerbahçe için transferde sürpriz bir isim gündeme geldi. Arjantin'den Nicolas Delakuruz iddiası. Arjantin medyasında çıkan haberlere göre Fenerbahçe River Plate'in 25 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusu Nicolas Dela Cruz'u kadroya katmak için çalışmalara başladı. Bitirmeye geldi. Kulübü transferinde kolaylık gösterecek. Bakın bu kolaylık gösterecek olarak algılamayın bunu ama şöyle algılayın. Bir çıkış maddesi var. Bu arada istatistikleri falan rahatça görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani 24 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. 25 diyor arkadaşlar ama Biraz İran'a az kaldı. Belki ondan diyordur. 16 milyon euro piyasa değeri 13 kez Uruguay milli takım formasını giymiş. Kur'an'ı hepsi beni anladı herhalde. 946 dakika oynamış. Birçok kişiyi bu yanıltabilir. Şimdi 5 yıldır forma giydiği River Plate'den ayrılarak Avrupa'da bir kulübe transfer olmak isteyen Delacruz'un Arjantin ekibinden satışında kolaylık gösterileceği sözü aldığı için Aralık 2022'de bitecek sözleşmesini kısa süre içerisinde uzatacağı ardından kulübüne para kazandırarak Avrupa hayalini gerçekleştireceği kaydedildi. Bu ezbere bir cümle. Bu öyle değil. Diego Rossi devreye girecek. Sen neymişsin be Rossi? De La Cruz da La Liga ekiplerinden Real Sociedad'ın da ilgilendiği ancak De Rossi'nin milli takımdan arkadaşı olan Ulan bu ifadeyi de yazmayın. Daha de, de Rossi diyor. Daha Rossi yeni seçildi milli takıma. Vicdansızlar diye orası dam ye milli takım yeni seçildi. Sanki 750 maçtır birlikte oynuyorlarmış gibi davranmayın. Orta savuncusunun Fenerbahçe'ye gitmesi konusunda ikna edebileceği yorumları yapıldı. Son olarak River Plate'inde Delacruz'un transferinden 9 milyon euro bonservis beklentisi olduğunun altı çizildi. 9 milyon euro. Hem merkezde hem iki kanatta da oynayabiliyor. Orijinal mevkisi merkez orta saha olan 25 yaşındaki oyuncu forvet arkasında ve her iki kanatta da oynayabiliyor. kariyer ülkesinin Liverpool FC Montevideo takımında başlayan Delacruz 2017 yazında River Plate'e transfer oldu. Ve River Plate'e geçirdiği 5 yılda 148 resmi maç, 25 gol, 30 asist ürettim. Hocam çok azmış ya. Arkadaşlar 16 milyon euro hani havadan yazılacak bir fiyat değildir herhalde değil mi? Böyle havadan yazılacak. Zannetmiyorum böyle havadan yazacaklarını bu adam da boş adam değildir herhalde değil mi? Yani öyle tahmin ediyorum. Peki hocam sen ne diyorsun? Ben şunu söylüyorum. <laughs> Fenerbahçe'de şu anda ecik cücük bir sürü topçu var. Ecik cücük bir sürü topçu var. Misal. Kolkır. Serant. 2. Değil mi? Novak. 3. Sosa. 4. Gustavo. 5. Zayt. 6. Pelkas. 7. Pcas 7. Belki Berisha 8 ve Bonsevisini aldıysak yoksa kiralıksa geri gelecek. 8. E şu anki durumuyla Valencia 9. Allahyar 10, Samatta 11, Lemos 12, Max Meyer 13. Hani 13 tane isim. Ben şunu biliyorum. Allahyar'dan bir 5.5 getiri var. Bir gelir var. Antiserant, Kolkır, Samatta şu bu. Ya bir 10 12 bandında para onlardan gelse 17,5 milyon euro yapar. Anlayacağınız türden bir şey söyleyeyim. Kim Minji, Salah'ı satma, Ferdi satma, Osa'yı satma. Osa'yı yedeği Burak Kapacak olsun. Kabul. Nazım olsun. Kabul. Ferdi'nin yedeği Çağatay olsun. Kabul. Hadi ona da kabul bir şekilde. Zaten Kim Minji, Salah'ı, Serdar Aziz 3, Emir Ortakaya'yı da 400 stoper yap. Vallahi bak kabul. Altay Ertuğrul, öbür Ertuğrul kabul. Crespo orta sahada. Yanına Dela Cruz. İsmail Yüksek oynar. Yedek olarak. Belki Crespo'nun arkasına bir isim almak gerekir. Yedek olarak. Mert Hakan var. Bak Crespo. Dela Cruz. Bu arada Ozan Tufan'ı saymadım. Hadi Ozan Tufan'ı da değerlendirelim. Gitmeyecekse. Gidecekse 5-10'da ondan alıp. Neyse. Crespo, De La Cruz, Ozan Tufan, Mert Hakan. Merkezde oynayabilecek isimler. Arda Güler 5. Şu an için Mesut Özil 6. Hani gitmeyecekse gidecekse Mesut'tan Ozan Ozan'ı da sayarsın. Bak 6 tane isim saydım. Daha saymadığım da vardır herhalde yani. 6 tane isim saydım. Bir kanatta Rossi, bir kanatta Trezege. Bir kanatta Rossi, bir kanatta Trezege. Bunları yedeklemen gerekir. Hani Valencia Serdar Dursun duruyor. Bir tane forvet alman gerekir. Dediğim gibi öbür enik çocuktan cebine epey para kaldı. Bunları ikisini Dela Cruz'u 4 milyon euroya çekebileceğimize dair bana gelen duyum vardı. İnşallah doğrudur. 4'e çekebilirsek zaten büyük bir şey olur. 4 milyon euroya çekebildiğini düşün. Bir kanada Trezeg'e bir o merkeze Dela Cruz 2, Crespo 3 hani sağlamlardan bahsediyorum. Kim Minji Salahi 5, Altay 6, Ferdi 7, Osayi 8. Takımda 8 tane sağlam adamı toplamış oluyorsun. Rossi'ye siz güvenmiyorsunuz. Bence bu, bu ekip de Rossi'de iş yapar da. Hadi ben Rossi'yi dahil edeyim. 9. 10 numarada. Arkadaş ben ısrar edeceğim. Arda Güler'le sezona başlıyorum. Hem de Türk kuralı var. Ferdi 1. Alta 2. Arda Güler 3. Arda oynamasa İrfan oynayacak. 3 Türk'ten oynamam lazım dersen. Kabul. Etti sana 10. Bir tane de forvet artık Luis Suarez'e parayı basıp getirmen lazım. Suarez, Serdar Dursun, Valencia diyeceğin artık. Yapacak bir şey yok. Bu kadroyu bile, bak bu kadroyu ver Cesuz'un eline yaslan arkana. Hocam İsmail Kartal'a verelim Cesus'a para harcamayalım. İsmail Kartal'ın bu kadroyu idare edebileceğine gerçekten inanıyor musunuz? Adam daha gelir gelmez Mesut Özil, Ozan Tufan kadro dışı. Bir sürü sakat var. Arkadaşlar her maçta sakat vermeye başladık. Fark etmiyor musunuz? Üstelik çok asılmadığımız kara günlük maçında bile sakat veriyoruz. Bir şeyler sizce de eksik olamaz mı? Ha bahar yorgunluğu. Tabi. Siz de bunun arkasına sığının. İsmail Kartal ilk maçta da ben Fenerbahçeliyim, ben Fenerbahçeliyim diyordu. Şimdi İsmail Kartal'a bir şey söylüyoruz. Bir de İsmail Kartalcılar türede. Sanki hiç gruplaşmamız yokmuş gibi bir de İsmail Kartalcılar türede. Yapmayın etmeyin arkadaşlar. Başka Fenerbahçe yok. Bakın başka Fenerbahçe yok. Bir tane Fenerbahçe var. Lütfen onun başarısı için uğraşın. Bir tane Fenerbahçe var ya. Bir tane Fenerbahçe var. Eğer Fenerbahçeliyseniz sizden bir ricam var. Bu videoyu beğenin. Şuranın 23.700-800-900-24.000 olması için abone olun arkadaşlar şu kanala. Rica ediyorum ya. Bak bu kanalda 724 Fenerbahçe var. Haberler var, duyumlar var, yorumlar var. Hepsi bir arada daha ne yapabiliriz? Çekilişler, sürprizler, hediyeler hepsi bir arada. Desteklerinizi özellikle ve özellikle Bekliyoruz arkadaşlar İnşallah elimizden geleni yapacağız Peki hocam Delakuruz ve Trezek'e hakkında ne diyorsun Tekrar söylüyorum Fenerbahçe yönetimi büyük bir şapşallık yapmazsa Yani Rövaşatalık top gelmiş Sen de rövaşataya kalkmışsın Rakip de yok Kalecinin uzanamayacağı köşeyi de hedeflemişsin Vurmak kalıyor sadece Top geliyor ya Ayağına çarpsa Yine gol olabilir Azıcık dokunsan kesin gol. Fenerbahçe yönetiminin yapması gereken azıcık dokunmak. Bunlardan hariç olarak da ben bir şey söyleyeyim. Konan <laughs> sözleşmesi bitiyor. Bedava getirebilirsin. Havon sözleşmesi bitiyor. Bedava getirebilirsin. Havonu getir, Trezeguet'i getir, Rossi'yi sat. Hiç kimse sana isyan etmez, itiraz etmez. Artan parayla git bir tane kütürü kedi gibi forvet al Suarez yaşlı diyorsun. Traore var, doybuk var. İnşallah Fenerbahçe yönetimi doğruları yapar doğru hamleler yapar